Merhaba arkadaşlar. Bu videoda inkılap tarihi 111 önemli maddede özetlenecek. Yeni videolar için alt tarafta bulunan abone ol butonundan kanala abone olabilirsiniz. İlk maddeyle başlıyoruz. Osmanlı'da halkın ilk defa yönetime katılması 1. Meşrutiyet ile olmuştur. Osmanlı'da parlamenter sisteme ilk defa geçilmesi 1. Meşrutiyet ile olmuştur. Osmanlı'da anayasal düzene ilk defa geçiş 1. Meşrutiyet ile olmuştur. Türk tarihinin ilk anayasası 1876 tarihli kanuni esasidir. Türk siyasi tarihinin ilk partisi İttihat Terakki'dir. Türk siyasi tarihinin ilk muhalefet partisi Ahrar Partisi'dir. Osmanlı'da rejime karşı çıkan ilk isyan 31 Mart isyanıdır. Ordunun ilk defa yenilikleri koruduğu olay 31 Mart isyanıdır. Hareket ordusu ile bunu sağlamıştır. Meclis kararıyla görevden alınan ilk padişah 2. Abdülhamit'tir. Türk siyasi tarihinde ilk çok partili yaşam 2. Meşrutiyet ile gerçekleşmiştir. Osmanlı'nın Kuzey Afrika'da kaybettiği ilk toprak 1830 yılında Fransa'ya Cezayir'dir. Osmanlı'nın Kuzey Afrika'da kaybettiği son toprak 1912 Uşa Anlaşması ile Trablusgarp'tır. Harp Akademisi'nden mezun olduktan sonra Atatürk'ün ilk görev yeri Şam'da bulunan 5. Ordu'dur. Mustafa Kemal'in ilk katıldığı savaş Trablusgarp Savaşı'dır. 1. Balkan Savaşı'nda Osmanlı'ya ilk saldıran devlet Karadağ'dır. 2. Balkan Savaşı'nda ilk çatışma Sırbistan-Bulgaristan arasında olmuştur. Mustafa Kemal'in katıldığı Balkan Savaşı 2. Balkan Savaşı'dır. Son dönem fikir akımlarından Osmanlı Devleti'nin izlediği ilk siyaset Osmanlıcılıktır. Son dönem fikir akımlarından Osmanlı Devleti'nin izlediği son siyaset Türkçülüktür. 1. Dünya Savaşı öncesinde ilk oluşan grup Üçlü İttifak, 1882 yılında oluşan Almanya, Avusturya, İtalya, Üçlü İtilaf ise 1907 yılında oluşan İngiltere, Fransa, Rusya'dır. 1. Dünya Savaşı'nı ilk başlatan devlet Avusturya Macaristan'dır. 1. Dünya Savaşı'ndan ilk çekilen İtilaf devleti Japonya'dır 1914 yılında. 1. Dünya Savaşı'nda saf değiştiren İtilaf devleti İtalya'dır 1915 yılında. 1. Dünya Savaşı'na en son katılan ittifak devleti Bulgaristan'dır 1915 yılında. 1. Dünya Savaşı'na en son katılan İtilaf Devleti Yunanistan'dır 1917 yılında. 1. Dünya Savaşı'ndan ilk çekilen İttifak Devleti Selanik Ateşkesi ile Bulgaristan'dır 1918 yılında. 1. Dünya Savaşı'ndan en son çekilen İttifak Devleti Red Hondes Ateşkesi ile Almanya'dır 1918 yılında. 1. Dünya Savaşı'nda ilk barış Almanya ile Versay Anlaşması'dır. 1. Dünya Savaşı'nda son barış anlaşması 1920 yılında Osmanlı Devleti ile yapılan Sevr Anlaşması'dır, geçersizdir. 1. Dünya Savaşı'nda ilk açtığımız cephe Kafkas Cephesi'dir, Aralık 1914. 1. Dünya Savaşı'nda son açılan cephemiz Suriye-Filistin Cephesi'dir, 1917-1918. 1. Dünya Savaşı'nda ilk kapanan cephemiz Çanakkale Cephesi'dir, 1916'da. 1. Dünya Savaşı'nda son kapanan cephemiz Yemen-Hicaz cephesidir. Tank, denizaltı, makineli tüfek ve zehirli gazlar ilk olarak 1. Dünya Savaşı'nda kullanılmıştır. 1. Dünya Savaşı'nda başarılı olduğumuz tek cephe Çanakkale cephesidir. İstanbul'un ilk defa fiilen işgali 13 Kasım 1918'dir. Mondros'tan sonra yapılan ilk işgal 3 Kasım 1918 tarihinde Muslu olmuştur. Türk halkının işgallere karşı ilk tepkisi direniş cemiyetleri kurmak olmuştur. İlk kurulan direniş cemiyeti Trakya Paşaeli Cemiyeti'dir, Aralık 1918'de. Kuvay Milliye ilk olarak Batı Anadolu'da Yunanlara karşı ortaya çıkmıştır. Kuvay Milliye ilk olarak Batı Anadolu'daki Yunanlara karşı ortaya çıkmıştır, çift olmuş. İşgallere karşı ilk direniş Hatay Dört Yolu olmuştur. Yunanlılara ilk kurşun Hukuk-ı Beşer gazetesi yazarı Hasan Tahsin tarafından atılmıştır. Türk Milli Mücadelesi'nin haklılığını gösteren ilk uluslararası belge Amiral Bristow raporudur. Mustafa Kemal'in resmi görevine ilk kez ters düşmesi Havza Genelgesi'nde olmuştur. Mustafa Kemal'in ilk defa Mondros ve İtilaf Devletleri'ne açıkça karşı çıkması Havza Genelgesi'nde olmuştur. İlk defa Osmanlı hükümetine açıkça karşı çıkması ise Amasya Genelgesi'nde olmuştur. Kurtuluş Savaşı'nın amacı, gerekçesi ve yöntemi ilk defa belirlendiği genelge veya belge Amasya Genelgesi'dir.
Ulusal egemenlik temeline dayalı bir devlet düzeninden ilk defa bahsedilmesi Amasya Genelgesi'nde olmuştur. Ulusal hareketi fiiliyata döken ilk resmi belge Amasya Genelgesi'dir. Manda ve himaye ilk kez Erzurum Kongresi'nde reddedilmiştir. Ulusal egemenliğin koşulsuz ve kesin olarak sağlanacağı ilk kez Erzurum Kongresi'nde belirlenmiştir. Temsil heyeti ilk kez Erzurum Kongresi'nde oluşturulmuştur. İlk kez milli sınırlardan Erzurum Kongresi'nde bahsedilmiştir. Amasya Genelgesi'nin esasları ilk kez Erzurum Kongresi'nde karara dönüşmüştür. İstanbul hükümetine karşı geçici bir hükümet kurulması gerektiği ilk defa Erzurum Kongresi'nde söylenmiştir. Mustafa Kemal'in sivil olarak yaptığı ilk faaliyet Erzurum Kongresi'dir. Mustafa Kemal'in başkanlık yaptığı kongreler Erzurum ve Sivas Kongreleridir. İlk ve tek milli kongre Sivas Kongresi'dir. Manda ve himayenin kesin olarak reddedilmesi Sivas Kongresi'nde olmuştur. Kurtuluş Savaşı'nı tek elden yönetmek için yapılan siyasi örgütlenmede ilk büyük adım Sivas Kongresi'dir. Temsil heyetinin ilk kez yürütme görevini kullandığı olay Ali Fuat Cebesoy'u Batı Cephesi Komutanlığı'na ataması olmuştur. İlk bölgesel kongre 27 Haziran 1919 tarihinde yapılan Balıkesir Kongresi'dir. Batı Cephesi ilk olarak Balıkesir-Alaşehir Kongresi ile oluşturulmuştur. Temmuz-Ağustos 1919. Batı Cephesi Kuvayi Milliye Birliklerine atanan ilk komutan Ali Fuat Cebesoy'dur. Temsil kurulunun bir hükümet gibi hareket ettiğini gösteren ilk gelişme Sivas Kongresi'dir. Temsil kurulunun ilk siyasi başarısı Sivas Kongresi'nden sonra Damat Ferit hükümetinin düşürülmesi olmuştur. İlk Milli Mücadele gazetesi Sivas'ta çıkan İrade-i Milliye'dir. Daha sonra Ankara'da ismi Hakimiyet-i Milliye olarak değiştirilmiştir. İstanbul hükümetinin temsil heyetini resmen tanıması Amasya görüşmeleriyle olmuştur. Mustafa Kemal'in ilk milletvekilliği yaptığı yer son Osmanlı Mebusan Meclisi üyesi olarak Erzurum'dur. Ulusal sınırlarımızın kesin olarak belirlenmesi Misak-ı Milli bildirisiyle olmuştur. Tabii bu istediğimiz ulusal sınırlar. İstanbul'un resmen işgali 16 Mart 1920'de gerçekleşmiştir. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM 23 Nisan 1920-1 Nisan 1923 arasında görev yapmıştır. 1. TBMM'ye karşı çıkan en uzun süreli ayaklanmalar azınlık isyanlarıdır. Türkiye TBMM'nin çıkardığı ilk kanun Anam Kanunu'dur. Kurtuluş Savaşı'nda ilk askeri cephemiz Doğu Cephesi'dir. TBMM'nin uluslararası alandaki ilk siyasi başarısı Gümrü Anlaşması'dır. Ankara'da büyükelçilik açan ilk devlet Gürcistan'dır. Kapitülasyon hakkından vazgeçen ilk devlet Moskova Anlaşması ile Sovyet Rusya olmuştur. Düşman işgalinden ilk kurtulan ilimiz 10 Şubat 1920'de Maraş'tır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasından önce kurtulan iki şehrimiz Maraş ve Urfa'dır. TBMM'nin kurduğu düzenli ordunun ilk askeri zaferi 1. İnönü Savaşı'dır. Yeni Türk Devleti'nin ilk anayasası 20 Ocak 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye'dir. Teşkilat-ı Esasiye'nin ilk maddesi egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu belirtir. İtilaf devletlerinin TBMM'yi hukuken ilk defa tanıması Londra Konferansı ile olmuştur. TBMM'yi tanıyan ilk büyük Avrupalı devlet Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'dir. TBMM'yi tanıyan ilk İslam devleti Afganistan'dır. TBMM'yi tanıyan ilk İtilaf devleti Fransa'dır. Misak-ı Milli'den verilen ilk taviz Moskova Anlaşması ile Batum olmuştur. Son savunma savaşımız Sakarya Savaşı'dır. Doğu sınırınızda kesinlik kazandıran anlaşma Kars Anlaşması'dır. TBMM'nin savaş yapmadan kurtardığı bölgeler Mudanya ile İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya'dır. Laikliğe geçişte atılan ilk adım 1922 yılında gerçekleşen saltanatın kaldırılmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nde 23 Nisan'ın ilk defa resmi ve milli bayram olarak kutlanması 1921 yılında gerçekleşmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk halk evleri 1932 yılında açılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk köy enstitüsü 1941 yılında açılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Başbakanı İsmet İnönü'dür. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Meclis Başkanı Fethi Okyar'dır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'tır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk siyasi partisi 1923 yılında açılan Cumhuriyet Halk Fırkası'dır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisi 1923 yılında açılan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'dır. Terakkiperver Cumhuriyet Halk Fırkası olarak da geçiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk çok partili seçim 1946 seçimleridir. Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk gizli oy açık sayımlı seçim 1950 seçimleridir.
Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk tek dereceli seçim 1946 seçimleridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yüksekokulu Ankara Hukuk Mektebi'dir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk özel bankası 1924 yılında kurulan İş Bankası'dır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk planlı kalkınma dönemi 1. 5 yıllık kalkınma planıdır. 1934 yılında hayata konuyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin dahil olduğu ilk uluslararası kuruluş Milletler Cemiyeti'dir. Türk kadınına verilen ilk hak eğitim hakkıdır. Türk kadınının ilk defa siyasal haklarına kavuşması 1930 yılında olmuştur. Türkiye'de ilk nüfus sayımı 1927 yılında gerçekleşmiştir. Umarım faydalı olmuştur. Facebook üzerinden de içerikleri takip edebilirsiniz.